Türkiye mi batmış, bitmiş, tükenmiş? Türkiye'nin krizlere karşı şerbetli olduğunu unuttular. Yel kayadan nasıl toz alırsa görüldü ki böylesine saldırılar, Türkiye'nin üzerinden sadece toz alıyor. Ekonomide güzel işler oluyor. Osman Diyadin, İnternet Haber. Hiç tartışmasız Türkiye her açıdan çok kritik bir süreçten geçiyor. Hem ekonomi, hem terör, hem de bağımsızlık noktasında Cumhuriyet tarihinin en önemli mücadelesi dersek hiç de abartmayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı darbeyle de yıkamayacaklarını anlayanların son kozunun, ekonomik kriz üzerinden milletle Erdoğan'ı karşı karşıya getirmek olduğu artık net. Ama Türkiye bunun üstesinden de gelmeye başladı. Battık, bittik, yandık diyerek algı operasyonu çekenler yeniden bir hayal kırıklığı yaşamaya başladı. Türkiye'nin faiz ve enflasyonla mücadelesindeki başarısı sizi ekonomik olarak mahvederiz diye tehdit edenlerin yüzüne tokat gibi iniyor. Türkiye'nin krizlere karşı şerbetli olduğunu unuttular yel kayadan nasıl toz alırsa görüldü ki böylesine saldırılar Türkiye'nin üzerinden toz alıyor. Türk ekonomisi öyle bir ekonomi ki 2008-2009'da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği kaynaklı dünya ekonomi krizine dahi Türkiye teğet geçmeyi başarmıştı. Her ülke ekonomik olarak büyük sendromlar yaşarken o günlerde Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye kriz teğet geçecek dediği zaman birileri gülmüştü. Son olarak tamamen Türkiye'ye hedef alan Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı saldırıda ekonomik olarak biraz daralmamıza rağmen görülüyor ki bu daralmada bertaraf ediliyor. Güzel işler oluyor, alınan önlemler karşılığını buluyor. Uygulanan sıkı para ve maliye politikası sayesinde birilerinin %40'ı bulacak dediği enflasyonda Haziran ayı itibariyle %15,7 yakalandı. Gelişmeler enflasyonun yıl sonuna kadar daha düşük seviyelere gerileceğini hatta tek haneli seviyeleri göreceğini işaret ediyor. Peki faiz kararı 250 bas puandan yüksek gelirse borsa çöker, dolar kurunda kriz yaşanır diye algı yaratanlar nerede? Merkez Bankası geçen hafta bu algıların aksine faizleri 450 bas puan indirdi. Peki ne oldu? Dolar kuru Para Piyasası Kurulu'nun faiz kararını açıkladığı gün 25 Temmuz 2019 5.75 lirayı görürken o tarihten sonra 5.62'ye kadar geriledi. Borsa ise yatay serine devam etti. Diğer yandan borsadaki yabancı yatırımcı alımları 25 Temmuz'dan bu yana artmaya devam etti. Nerede o felaket tellalları? Bakın geçen hafta dünyanın en büyük yatırım fonlarından biri olan ve yaklaşık 4.3 trilyon dolar portföy değeri olan BlackRock'ın Türkiye borsasından hisse senedi topladığını biliyor musunuz? Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi. Hem de %5'ten fazla alış yaptılar. Bunlar ne anlama geliyor? Türk ekonomisi yıkılmadım dimdik ayaktayım diyor. Namerde IMF muhtacı olmuyor. Battı, bitti, tükendi diye algı yaratılan Türkiye'de neler oluyor? Bugün tatil yerlerinde doluluk oranı neredeyse %100. Bu oranda yerli turistlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Bugün alışveriş merkezlerinde neredeyse yürüyecek yer, otoparklarda aracınızı koyacağınız yer yok. Peki Türkiye nasıl battı bitti? Bakın önemli bir araştırma elimde. Lüks araç kullanmada dünya sıralamasında ilk ondayız. Son teknik cep telefon kullanmada dünya sıralamasında ilk ondayız. Marka geminde dünya sıralamasında ilk ondayız. Sigara, alkol kullanma sıralamasında ilk ondayız. Türkiye böyle mi battı bitti? Bir başka çok önemli örnek. 2019'da dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasına giren Türk firma sayısının 5 olduğunu biliyor musunuz? 52. ASELSAN 2018'de 55. 69. TAI 2018'de 64. 85. STM 2018'de 97. 85. BMC 2018'de yoktu. 89. ROKETSAN 2018'de 96. Bitti, battı, tükendi denilen Türkiye manzarasından bazı kesitler bunlar. Hiç kuşkusuz aşılması gereken sorunlar var. Mesela inşaat sektörünün canlanması için konutlar için banka faizlerinin düşürülmesi gerekiyor o da olacaktır. Bütün bunların yanında devletimiz halkını da ihmal etmiyor, böylesine bir süreçte bile önlerine fırsatlar sunuyor. İşte son örnek. Kıdem tazminatı reformuyla birlikte gerçekleşecek tamamlayıcı emeklilik fonuyla tazminat fonu entegre edildiğinde emeklilikle iş hayatının sonunda sigortalı için ikinci bir maaşı garanti edecek. Yani çifte maaş imkanı sunacak. Böylece bugün olduğu gibi emeklilerin tekrar çalışmaları da büyük oranda gerekmeyecek. Gençlerin istihdamına da yol açılmış olacak. Bitmedi. Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyonla birlikte maaşlarda artışlar yaşandı. Temmuzla birlikte emeklilerin ve memurların maaş zamlarına enflasyon farkı da eklendi. Temmuz'daki maaş artışları birçok hesaplamayı da değiştirdi. Bunlardan biri de çalışanların alacağı yıllık kıdem tazminatı miktarları oldu. SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6.379 liraya yükseldi. Bu Türkiye mi battı, bitti? Bu ülkede güzel işler oluyor. Ekonomi fırtınalı günlerin ardından rayına oturmaya başlıyor. Peki bütün bunlar nasıl oluyor? Hangi bakanlığın, hangi bakanın çalışmalarıyla oluyor? İşte o bakan birilerinin sürekli üzerinde kasıtlı olarak algı operasyonu çekip milleti aleyhinde yönlendirmeye çalıştığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan başkası değil. Her olumsuzluğu onun sırtına yükleyenler yaşanan bu önemli gelişmeler karşısında acaba ne düşünüyorlar? Cumhuriyet tarihinin en kritik ekonomik sürecinde Berat Albayrak Bakanlığında tünelin ucundaki ışığı görmüştür. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyoruz diyenlerin Erdoğan'ın güvendiği bakanına güvenmeyip sürekli algı yaratmaya çalışmasının artık oyun olduğunu görün. Vicdanlı olun. Bakın, Türkiye'de seçim sonuçlarını bilmekle öne çıkan Optimar'ın yönetim kurulu başkanı Hilmi Daşdemir'in Haber Global'deki bir canlı yayındaki şu sözleri çok dikkat çekiciydi. Diyor ki, bugün sıkıntının kaynağı Berat Albayrak değil. Çünkü yaşanan ekonomik sıkıntı bugünden yarına olacak iş değil. Haksızlık yapmayalım. Yaşanan son ekonomik sıkıntının nedeni Amerika Birleşik Devletleri destekli ekonomik saldırı ve Ali Babacan'ın da bakanlık yaptığı geçmiş 3-5 yılki sıkıntıların birikimidir. Bu sözler vicdanlı olmanın bir dersidir. Berat Albayrak'a karşı bugüne kadar yapılan eleştirilerin büyük bir haksızlık olduğunu, tamamen algı operasyonuyla yönlendirme olduğunu görelim artık. Vicdan. Yazmadan geçemeyeceğim, belki ilk kez duyacağınız bir başka ayrıntı. Amerika Birleşik Devletleri'nde serbest bırakılıp Türkiye'ye dönen Hakan Atilla'nın dava sürecinin her aşamasında Türk yetkililere süreci yakından takip ettirip, gezici heyetler gönderip, titizlikle ve gizlilikle çalışma yürüttüren davanın kumpas olduğunun ortaya çıkmasında önemli rol oynayan kim? Berat Albayrak. Ama söylemez. Tanıyan iyi bilir ki Berat Albayrak hayatı boyunca başarılı olduğu hiçbir işte ben şunu yaptım demeyi hiç sevmemiş. Güzel bir söz vardır. Mütevazı olan kişileri enayi yerine koymayın sesini çıkarmıyorsa kalitesindendir. İşte böyle bir adam. Bugüne kadar üzerine yapılan bunca hakarete varan sözlere rağmen bir gün dahi cevap vermemesi insan kalitesini gösterir. Suskunluğunun çaresizliğinden değil, sabrından, alçak gönüllülüğünden ve asaletinden geldiğini birileri çok iyi bilmelidir. Peygamber Efendimiz der ki, alçak gönüllülük kişiyi yüceltir. Nokta.